T24 takipçileri merhaba. Şimdi bugünün gündeminin en fazla konuşulan ismi Ali Kemal Özcan. Ali Kemal Özcan bir akademisyen. Neden onu konuşuyoruz? Çünkü seçimlere 2 gün kala İmralı'ya gitti, Abdullah Öcalan'la görüştü, görüşmekle kalmadı, bir de mektup getirdi ve Abdullah Öcalan'ın avukatlarından önce bu mektubu kamuoyuna açıkladı. Şimdi bu mektup üzerinden tabii bambaşka bir tartışma başladı. Öncelikle Ali Kemal Özcan kim? Nasıl oldu da kimselere izin verilmezken bir akademisyen, avukat bile değil kalkıp İmralı'ya gidebildi? Neden bu mektubu herkesten önce açıklama ihtiyacı duydu? Bütün bu soruların cevaplarına bakmaya çalışıyoruz ve tabii ki dengeleri anlamaya çalışıyoruz. Canan Yıldız, özür dilerim, T24'ün editörlerinden ki bugün çok önemli bir özel habere imza attı ve Murat Savuncu yine T24'ün yazarı. Birlikte değerlendireceğiz. İlk önce Candan Yıldız'la başlayalım. Ali Kemal Özcan, telefonda görüştün ve sana aslında bu görüşmenin nasıl gerçekleştiğini, neden gerçekleştiğini anlattı. Lütfen sadeleştirerek ki T24 okuyucuları aslında takipçileri bizim sitemizde de bulabilirler haberin ayrıntılarını ama dinleyelim. Ne diyor? Ali Kemal Özcan'la görüşmem herhalde bir 10 dakika sürdü. O 10 dakikanın verdiği yanıtların kendisini mutlaka her şeyi yanıtlayabileceğini düşünmüyorum ama Ali Kemal Özcan 2004'ten beri aslında Öcalan'la görüşmek isteyen bir kişi. Kendisinin ifadeleri böyle. Ve bildiğim kadarıyla da aslında örgütle vaktiyle bir ilişkisi olmuş. Bir dönem İngiltere'de yaşamış. Hatta Burkay hareketiyle bir geçmiş olduğuna dair de bazı kaynaklarım bu tür bilgiler de verdi. Öcalan'la görüşme talebinin 2004'ten beri sürdüğünü söyledi. Ama o dönemki avukatlarına bu talebini ilettiğini ve bu talebinin gerçekleşmediğini söyledi. Peki aradan geçti 15 yıl. 15 yıl sonra bu görüşme nasıl oldu? O boşluğu tam anlatmadı. Belki de süreyle de ilgiliydi. Sorularımızla da ilgili olabilir o bölümün yanıtlanmaması. Öcalan 18 Haziran'da avukatlarıyla görüşüyor. Ve bir rivayete göre o 2 gün içerisinde açıklama yapılmıyor. Ve her nasıl oluyorsa bu kişinin başvurusu var. Ali Kemal Özcan zaten benim başvurum vardı diyor. Ve bunun üzerinden sizi İmralı Cezaevi Yönetimi aradı dedim. Öyle şey olur mu? Tabii ki devlet aradı dedi. O devletin ne olduğuna dair doğrudan bir açıklama yapmadı. Yani bir kurum ismi var, Adalet Bakanlığı, İçişleri Yok, Bakanlığı. Sadece devlet dedi. Sadece devlet dedi. Ve o bu talebin zaten bilindiğini ve bu talep üzerinden devletin onu aradığını, Öcalan'ın kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Çünkü Öcalan benim aslında kitaplarımı okumuş, fikirlerimi beğenmiş dedi. Ama orada şöyle bir tabii ki çok farklı çelişkili hikayeler de var orada. Mesela diyor ki ben bu kitaplarımı, 4 kitabından söz ediyor, bu kitaplarımı çok zaman önce göndermek istedim ama ulaşmamış, yeni ulaşmış, fikirlerimi beğenmiş ve benimle görüşmek istemiş. Zaten bir de görüşme talebi var. Devlet aracı oldu demeye getiriyor. Sonrasında o görüşme oluyor ve 3 saate yakın bir görüşme oluyor. Yüz yüze görüşüyorlar ve ardından tabii ki kritik soru. Islak imzalı, yani Öcalan'ın doğrudan kendi el yazısıyla yazdığı o 2 sayfalık mektup doğrudan kendisine verildi mi Öcalan tarafından? Çünkü fotokopi olduğunu anlıyoruz ve Öcalan'ın herhalde fotokopi şansı orada var mı yok mu bilmiyorum ama bu soruyu da sordum. Doğrudan dedi ki bana, bu mektup bana tedarik edildi. Bir dolayımdan bahsetti aslında. O dolayımda aslında tam adını vermediği, devlet olarak genel kavramsallaştırdığı bir mekanizma tarafından kendisine verilmiş. Şimdi hemen yani yine üstüne konuşacağız ama Murat Savuncu'ya döneyim. Şimdi biz bu hikayeyi satın aldık mı ya da nasıl görmemiz gerekiyor? Hatırlayalım 31 Mart seçimlerinden hemen öncesinde yine benzer bir şey yaşamıştık. Görüştürülmeyen avukatlar ki çok sancılı dönemden geçildi. Cizre'de, Sur'daki olaylar sırasında avukatlar görüştürülmedi. Pek çok kritik durumda devreye giremediler. Öcalan'dan bir mesaj getiremediler. Öcalan'ın bir mesajı kamuoyuyla paylaşılmadı. 30 Mart seçimlerinden hemen öncesinde avukatların adaya gitmesine izin verilmiş. Şimdi 23 Haziran seçimlerinden hemen öncesinde böyle bir gündemle karşı karşıyayız.
Candan Yıldız'ın anlattıklarından sizin analiz, senin analizin nedir? Tabii Candan'ın yaptığı çok iyi bir gazetecilik oldu. Biz de bir sürü şey öğrenmiş olduk onun hakkında. Şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek lazım belki. İstanbul seçimlerini iki yarılı bir maça benzetebiliriz. İlk yarısı 30 Mart'a kadar olan süreç, iktidar ortakları AKP ve MHP'nin karşı tarafı, karşı bloğu yani CHP, İYİ Parti ve HDP'yi tırnak içinde terör örgütleriyle irtibatlı göstermeye çalıştı ve bu anlamda da bir şekilde beka sorununun yaşanacağı ve bu ekimde beka sorunu yaşatacağı bir süreçle ilişkilendirildi. O dönem HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin Kürdistan lafı üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın böyle bir yer yok, isteyen gitsin o tarafa diye nasıl bir hiddetle yorumladığını, eleştirdiğini biliyoruz. Şimdi gelelim maçın ikinci yarısına. Bu arada ilk yarıda atılan gol, yani aslında Ekrem İmamoğlu'nun hakkıyla kazandığı, HDP seçmeninde desteğiyle, buradaki demokrasi bloğuyla iptal edildi ve tekrardan bir yarışa başladı. Şimdi ikinci yarıda çok enteresan bir şey görmeye başladık. Çok rahatsız olunan Kürdistan kelimesi Bilal Yıldırım'ın ağzından duymaya başladık biz onu. Hatta Atatürk bunu söyledi, ne var burada dedi. Dersim'deki acıları tekrardan Bilal Yıldırım'ın ağzından duymaya başladık. Çok enteresan bir, yeni bir nokta geldi. Bir süre Erdoğan geri durmuştu fakat Erdoğan hızlı bir şekilde özellikle pazar günü yayından sonra tekrar alanlara çıktı. Şimdi Candan'ın özel röportajla yaptığı bu akademisyenle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Hepimiz biliyoruz, devlet diye konuşulan kurum MİT. Yani İmralı'ya gidişi, gelişi, oradaki efendim oturma şeklini, bir dönem kamu güvenliği müsteşarlığı da bunu yapmıştı ama esas MİT'tir. Hakan Fidan çok iyi görüşür Öcalan'la. Devlet adına görüşmesi son derece aslında olabilir doğal olarak ki Barış Sürcü'nün de bir sürü insan da bunu desteklemiştir. MİT'in bulup ortaya çıkarttığı bir şey. Şimdi şunu çok net ortaya koyalım. Hiçbir kişiyle kuruluş, ben yıllardır Hocam'la görüşmek istiyordum diye alınıp oraya götürülmez. Biz bir kere bunu biliyoruz. Tabii 4 yani, kurumum var, ben yani, Öcalan'la istiyorum ya, diye kişi? O gidilmez. Yani o başka bir şey. Hadi gittiniz, aynı gün size tırnak içinde Öcalan'ın avukatlarınla yaptığı konuşmadan sonra getirilen mektubu sizin açıklamanıza izin verilmez. Siz bunu çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki aslında işte Öcalan biraz daha her iki tarafa da mesafeli durun diye mesaj verdi diye bunu anlatıyorsunuz. Böyle şöyle bir baktığımız zaman açık ve net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öcalan'ın Kürt seçmen üzerinde etkisi olduğunu düşündüğünü görüyoruz. Ve bu etkiyi İstanbul seçimlerine tahvil edebilmek için, buradaki oylardaki bir durumu değiştirebilmek için Öcalan'dan böyle bir metni alıp yayınlattığını görüyoruz. Açıkçası bu. Şimdi bunun iki tane önemli noktası var. Birinci noktası. Son anketlere göre %6 ile %9 arasında bir fark var idi. Bu farkın açılmasında özellikle Kürt seçmenin rolünü biliyoruz. Evet, CHP ve İYİ Parti iyi çalışıyor. Canan Kaftancıoğlu başarılı İl Başkanı, İmamoğlu çok başarılı ama biliyoruz ki 1.350.000-1.400.000'e yaklaşan oy oranlarıyla İstanbul'daki Kürt seçmen, HDP'li seçmen önemli bir noktada. Şimdi dün itibariyle Şirin Payzan'ın mektubu açıklanmasıyla beraber devlet tekrardan Öcalan'ı siyasi bir aktör olarak deklare etmiş durumda. Şimdi biz bunu böyle yorumlamaya da gerek yok. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıktığı yayında söylediği lafı biliyoruz. Yani Öcalan'la Demirtaş arasında bir gerilim olduğundan bahsetti. Ve hatta hani bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken sürekli olarak yandaş medyanın, iktidar yakın medyanın altyazısında geçen şeyler belliydi. Yani Anadolu Ajansı'nın geçtiği yazılarla falan. Burada bu hamle açıkçası pazarda bir şey etkiler mi, pazar günü bir şey etkiler mi? HDP duruşunu Öcalan'ın da yolladığı metni tam kırmayarak, dökmeyerek evet. Biz aslında iki tarafa da mesafedeyiz ama demokratik anlamda duruşumuzu koruyoruz diyerek bir noktaya doğru çekmiş durumda. Şimdi burada Canan Yıldız aynı zamanda HDP'nin ve Kürt siyasetinin de nabzını tutuyor. Bu süreci de yakından izleyen bir gazeteci. Hepimiz de kendi kaynaklarımızla bir şekilde konuştuk. Canan, bence HDP şu sıra son derece temkinli gidiyor ve pozisyonunu bozmama kararını aldığını açıkladı. Ama içeriden sen nabız tuttuğunda ne görüyorsun? Yani onlarda bir endişe var mı bu Kürt seçmenin oylarının kayabileceği yönünde? Çünkü her seferinde bu Kürt oyları sanki böyle sabahtan akşama, akşamdan sabaha değişiyormuş. Kürtler buradan bir açıklama geldi, hadi şimdi buraya gidelim, hadi buradan rüzgar için.
Böyle bir durum var mı? Nasıl bakıyorsun? Ve neler aldın yani HDP kaynaklarından? Şimdi ben HDP'li kaynaklardan dün akşam ilk telefon açtığım isimlerden bir tanesi HDP'li MYK düzeyinde olan bir isimdi ve bu böyle bir mektuptan haberleri yoktu gerçekten. Hani böyle bir mektubun varlığından mutlaka avukatlarla görüşme zaten kamuoyuna yansımıştı 18 Haziran'daki. Ama böyle bir mektuptan hiç haberleri yoktu. O yüzden onlar da bence bütün geceyi yoğun tartışma ve nasıl bu meseleyi nasıl kamuoyuna açıklamak gerektiği konusunda yoğun bir trafik yürüttüler tahmin ediyorum ki. Çünkü benim kaynağımda biz bu konuyu görüşeceğiz diye ifadeleri vardı. Şimdi Kürt seçmene gelince... Kürt seçmenin aslında Demirtaş'ın bugün Yeni Yaşam'da verdiği röportajda da var. Hani böyle robot gibi bir basıyorsun A diyor, bir basıyorsun B diyor gibi bir aslında sosyolojik olarak bir beklentileri olan, politizasyonu olan, siyasal tavrı olan bir toplumsal kesimden bahsetmiyoruz da sanki gerçekten komutlarla hareket eden aslında bir tür robotik bir varoluştan söz ediyoruz gibi. Böyle bir seçmen değil yani Kürt seçmeni. Sen de zaten uzun zamandır takip ediyorsun. Çok politik olduğunu biliyoruz. Öcalan çok güçlü bir figür Kürtler için. Bu tartışmasız bir kabul ve gerçek. Bu çok ama bunu nasıl okunması gerektiğini de bilen bir seçmenden ve tabandan bir kitleden bahsediyoruz. Bir de Murat'ın söylediğine dair ben şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Şimdi Öcalan'ın bugün avukatlarının yaptığı açıklamayla dün işte basına aslında ajansa DEHA, İHA ve şey vardı, Anadolu Ajansı vardı. Orayla paylaşılan mektup arasındaki benzerlikler, farklılıklar tabii ki %90 benzer tarafları vardı ama avukatların açıklamaları biraz daha Öcalan'ın sözlerini analiz eden ve ne demek istediğini alt metnini kurmaya çalışan bir şeydi, mektup açıklamaydı. Şimdi benim anladığım şöyle bir şey. Ali Kemal Özcan'la konuştuğumda da aslında bu fikre kapıldım. O da şu. PKK ile Öcalan'ı ayırıyor Ali Kemal Özcan. Çok net olarak Öcalancı bir şeyi vardı. Öcalan'ı güçlü bulduğunu, beğendiğini, onayladığını ifade eden cümleleri vardı. Şimdi şuna denk geliyor olabilir mi diye soru soruyorum aslında hepimize. Yani bu zaten yıllardır tartışılır Şahinler, güvercinler meselesi. Yani HDP'nin Türkiye siyasal şeyinde, bu siyasal yapılanmasındaki bir odak olarak güçlenmesi ki 2015'ten beri süren bir süreçten bahsediyoruz. Bölgede zayıfladığına dair gerçek bilgiler de var tabii ama şimdi bu siyasal odağın kendisinin temsil ettiği çizgiyle Öcalan arasındaki bir açı yaratma, bir gerilim yaratma aslında bir devlet politikası olabilir mi diye de sormakta fayda var. Tam da Ali Kemal Özcan'ın bana hissettirdiği cümleler üzerinden. Zaten Ali Kemal Özcan'ın ben Öcalan'dan yanın tavrımı koyuyorum, onu muhatap alınması gerektiğini düşünüyorum tavrı, onun İmralı'ya gitmesine izin verilmişse bu aslında şu andaki devletin de tavrı demektir. Şimdi dün Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu durup dururken bir yazı yazdı. Bu Öcalan'ın mesajı da canım kamuoyuyla paylaşılmalı gün bugündür dedi. Pat akşamleyin bu mektup çıktı Ali Kemal Özcan'la birlikte. Yani Okan Müderrisoğlu herhalde bunu yani böyle rast geldi de o gün yazdı gibi bir durum yok. Bir kere bunu nasıl analiz etmeliyiz? İkincisi ben de bu süreci yakından tanıyan, hatta biraz da dışarıdan bakan, Türkiye dışından bakan Kürt kaynaklarımla konuştuğumda şöyle bir yorum da yapıldı. Bu zannedildiği gibi, bunu Canan'a da soracağım ama önce Murat'a sorayım. Bu zannedildiği gibi Kürt seçmenin oyunu değiştirmeye yönelik bir sadece müdahale değildir. Aynı zamanda MHP AK Parti ittifakına atılmış bir yumruktur. O zaman soru şu, acaba AK Parti makas mı değiştiriyor? Yani Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını artık kesin gözüyle bakıyorlar ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri var önümüzde ve Devlet Bahçeli'nin muhtemel bir erken seçim isteyeceği artık herkesçe konuşuluyor. Acaba AK Parti ve aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman ben yeniden bir Kürt barışı, bölgesel barış, belki bunun adı Kürt olmayabilir, bölgesel içinde Neçirvan Barzani de oldu, yeni bir stratejiyle mi oyun sahnesine çıkıyor, onu sorayım.
Şimdi tabii dediğim gibi Neçirhan Barzan da bugün Türkiye'ye geldi birkaç saat evvel. Yani tamamen Erdoğan'ın Kürt seçmen üzerine bir yatırım yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bu çok açık ve net. Dolayısıyla aslında Kürt seçmenin Türkiye'nin demokrasisi için ne kadar anlamlı bir seçmen olduğunu ve bunun ne kadar oylar için önemli hale geldiğini görüyoruz. Tabii burada biraz evvel Candan da söyledi, bu seçmen kitlesini böyle blok olarak görüp işte oraya buraya savur diye düşünmek çok ciddi bir yanlış. Çünkü hem bunun acısını yaşamış yıllar itibariyle siyaset, hala yaşayan. Eş başkanlar içeride, eski belediye başkanları içeride. Ama ona rağmen dik duran bir siyasi yapıdan da bahsediyoruz. Buna böyle bir bakmak lazım. Oraya buraya savunmazlar. Ama iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi, hepimiz de biraz olduğumuz için kaynaklarımızla hep konuşuyoruz. Ben de sabahleyin HDP'de bir milletvekiliyle konuştum. Üst yönetime mektup gitmiş. Yani dünden evvel gitmiş. Üst yönetime, HDP üst yönetime mektup gitmiş. Aslında Öcalan'ın çalışma tarzını bilenler şunu çok iyi bilirler. Mektup önce muhataplarına gitsin diye hep biliyorsun. Evet. Hepimiz tutanaklardan beri bunu takip ediyoruz. Avukatların da bugün ifadesi kaydı. Evet, yani önce muhataplarına gitmesini istiyor ki orada bir tartışılsın diye, yani böyle yapılsın diye değil. Hatırlıyorum, açlık grevlerinde birkaç gün sonra niye hapishanelere gittiler, Leyla Güven'e gittiler, gezdiler. Evet. Ondan iki gün sonra açıklandı. Önce bunu söyleyelim. Gitmiş. Anladığım kadarıyla mektubun kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili zaman problemi, çünkü seçimlere çok az kaldı. Bu biraz AKP'yi gerdiği için. AKP'nin propaganda aleti Sabah Gazetesi, onun temsilcisi Okan Bideresoğlu'nun dün yazdı. Hani ya böyle bir bilgi var bizde. Birlikte nereden biliyorlar? MİT orada masanın o bir tarafında oturuyor. Görüşürken avukatlarıyla notları o tutuyor. Bunun açıklanmasıyla ilgili hadi noktasıydı bu. Yani dün İşte birisi alınıyor, götürülüyor. Bak niye 2-3 gün kala bir tartışılsın Cumhurbaşkanı televizyon için ekranlar. Dolayısıyla bütün bunlar tamamen bir şekilde Erdoğan'ın bu gidişatı görüp, nedir gidişat onu da size söyleyeyim. Hepimiz okuyoruz anketleri. %6 ile 9 bile diyenler var, fark olduğu söyleniyor. Bu fark Candan, Şirin Payız'ın şöyle bence önemli. 3-4 puanlık bir fark bile ne var kardeşim yani? Tamam belediye başkanına devam et ama 6 puan, 7 puan, 8 puan İstanbul'da mesafe bu kadar açılırsa Cumhurbaşkanı çok farkında, tecrübeli bir siyasetçi götüremez. İstanbul'u çünkü kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz. Açıkçası zaten. Yani 8-9'luk bir açık fark erken genel seçim şartlarını zorlar. Bana sorarsan her ne kadar yani kazanamayacağının farkında senin gibi düşünüyorum. Senin kaynaklarına benzer bakışına sahibim. Değiştirmeyebilir şeyi ama bu puanı aşağı doğru çekmek bile Erdoğan için bence tamam ne yapalım işte medya başkanı oldu devam etsin biz de işimize bakalım noktasında önemlidir. Ben her şeye rağmen yani bu 3-4 puanlık farka rağmen 2023'teki seçimlerin o kadar uzun sürmeyeceğini ve daha hızlı bir süreç olabileceğini düşünüyorum. Zaten artık herkes bunu yani herkesin kabul ettiği bir gerçek. Bu arada Devlet Bahçeli'den geri açıklama şöyle. Terörist başının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur. Ya bu nasıl bir açıklama şimdi? Burada Zillet İttifakı HDP'yle ittifak yapıyor. Öcalan ne kadar haklı bunu demek demiş mi? Ben öyle anlıyorum. Yani Devlet Bahçeli Öcalan'a şunu demiş oluyor. Bravo Öcalan, doğru yerde devreye girdin yani. Eline sağlık mı demek istiyor? Bunu böyle mi okumalıyız? HDP'nin vahim sapması ne oluyor? Mesela Devlet Bahçeli ile yani daha doğrusu HDP'nin AK Parti'ye mi destek vermeliydi? Yani nedir bu? Hani HDP, ya böyle bir açıklamayı nasıl okuyacağız? Yani şimdi bu açıklamadan önce ben aslında Kürt meselesinin bugünkü geldiği yer, bütün bu kaotik ve meseleyi çözümdeki bu denklemlerdeki sürekli bu değişim hali öznelerinden bağımsız olarak şimdi aslında Suriye ile çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Eğer 1924 öncesine dönülürse yani o devlet aklına dönülürse tam da Atatürk'ün söylediği işte Türk-Kürt ittifakıyla bu devleti yeniden kuracağız. Her zaman asli unsur, kurucu unsur ifadesi de biraz oralara dayanıyor. Eğer bu akla dönülürse aslında Öcalan'ın 2013'teki Nevroz mesajında
Türk-Kürt ittifakını vurgusu, hatta o zaman da konuşulmuştu bu. Bu akla dönülürse Suriye bağlamında, evet bugünkü görüşmenin bir anlamı başka bir şey olur ve onu başka bir yerden okuyabiliriz. Ama Bahçeli'nin mesajına geldiğinde ve senin kaynağının öngörüsüyle kıyasladığımızda biz şeyde de çok şaşırmıştık. Bahçeli Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin bir hak olduğunu söylemişti. O zaman da şaşırmıştık Bahçeli'nin bu tavrına. Şimdi bu Cumhur İttifakı'nın beka hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Devlet Bahçeli açısından da bir beka sorunu olduğunu tespit ediyorsak olası bir sancı, sarsıntı Cumhur İttifakı'nda Devlet Bahçeli'nin de elini çok güçsüzleştirecek. Ama bunun sınırları olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu şu an zımnen değil, hatta açıktan onay verdiği bu mektup ve Öcalan'ın pozisyonuna verdiği bu açık onayın sınırları nedir? Bunu göreceğiz. Çünkü onun da seslendiği bir taban var. Çok geleneksel bir taban ve refleksleri çok sert ve katı bir taban. Çok esneyebileceğini de düşünmüyorum ben Devlet Bahçeli'nin. Şimdi burada önemli olan HDP hakikaten çok hassas bir ince bir ip üzerinde yürüdü ve bu seçimin sonuçlarını yani kendisi açısından tehlike atmayacak çok dengeli bir açıklama yaptı. Ne Öcalan'ı kötü pozisyonda bıraktı ne bugüne kadarki tavrından geri adım atar bir pozisyona düştü ki geçmişte böyle sağlam kurgulanmamış açıklamalar yüzünden kendini ifade edemedi ya da pozisyonunu bozmak zorunda kaldı. Pek çok durumda karşılaşmıştı. Bu sefer öyle olmadı. Şimdi soru şu, yani bundan sonra HDP'nin stratejisini nasıl görüyorsun, nasıl gider diye düşünüyorsun? Bir onu kısaca konuşalım. Ne yapması gerekiyor bundan sonra? İkincisi aynı soruyu sana da sormuş olayım. Yani MHP meselesi nasıl şekillenir? Bu arada şu anda bir bilgi de geldi. Devletin aslında şu sıra aklının nasıl çalıştığını da belki anlamak açısından enteresan. Anadolu Ajansı haberleri geçerken terörist başı Abdullah Öcalan olarak geçiyor. Ama Anadolu Ajansı'nın İngilizce servisi Abdullah Öcalan olarak geçiyor. Dolayısıyla buradaki bu dengelere de biraz bakmak gerekiyor. Yani bu bölgesel olarak da bakarak belki yorumlayabilirsin. Şimdi ülkenin dengesi yok. Ülkenin bunu söyleyelim. Neden? Akşam yatağa vatansever olarak girip sabah yataktan terörist olarak kalkabilirsin. Akşam yatağa tırnak içinde terörist olarak girip sabah yerli ve milli olarak kalkabilirsin. Evet. Şimdi bu aslında gülüyoruz ama çok dehşet verici bir ortamla karşı karşıyayız. Bak 1128 tane barış akademisyeni sadece barış seslediler diye terör propagandasından yargılanıyorlar. Bir kısmı hapse girdi, bir kısmı evet. Hala hapiste. Ama devlet tırnak içinde işine geldiği zaman bir akademisyeni alıp İmralı'ya götürüp görüştürüp geri getiriyor, açıklama yapmasına izin veriyor. Yani şimdi bu dengesizlikler içinde hiçbir dengeye varamayız. Ben de çok açık ve net bir şekilde, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı bu yazılı açıklama, senin son dakika olarak söylediğin, terörist başı anlaşılan odur ki HDP'nin istihbarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek, maksadıyla tarafsız çağrısı yapmıştır. Siz Öcalan'ı MHP olarak, liderlik olarak bile muhatap almış durmasınız, siyasi olarak. Hayır bir dakika, Öcalan, yani HDP'nin istismarı ne demek evet, mesela? Evet, siyasi evet. Bir parti belli bir yerde durdu diye bu neden istismar oluyor ve terörist başı dediğinin duruşu neden doğrudur? Yani öyleyse, yani bunu da biraz hani konuşalım diye dengesizlikler için, yani bu kadar günlük siyasete, yani Türkiye'nin boğulmuş ve araya oy olarak kaybet noktasına doğru gitmiş, İkilinin, AKP, MHP'nin bence bu yaptığı son dakika manevrasıdır. Tabii MHP lideri bunu nasıl anlatır, nasıl şey yapar da o bizim işimiz değil. Ama HDP'nin tavrında bence Öcalan'ın mektubunu son derece doğru bir şekilde bence sorarsanız anladılar. Ve orada İstanbul seçimlerinde bir çizgiye değişiklik olmayacak mesajını ilettiler. Biraz evvel Canlar'ın söylediği, Selahattin Demirtaş'ın yeni yaşama verdiği röportajın bence önemli cümlelerinden bir tanesi. Demirtaş diyor ki bu röportajda, bizler Öcalan'a barış ve demokrasi girişimleri noktasında güveniyoruz. Elbette kendinin yanında olacağız diyor Demirtaş. Yani esasında ben şunu anlıyorum.
seçimlerden sonra, seçimlere kadar bunu mutlaka kullanacaklar ama seçimlerden sonra hepimizin bildiği gibi S-400 konusu, Suriye, İdlib, Doğu Akdeniz. Ama özellikle bu üç noktada sıkışan AKP, MHP, ben artık MHP'de çok fazla yanı kalacağını düşünmüyorum bu arada çünkü giderek daha farklı adımlar atabilirler. Öcalan'da da HDP'yle de bir şekilde tekrardan yeni bir süreci başlatacak bir noktaya doğru gidiyorlar. Fakat bu sürecin çok içinde olan, yani hem Kürt siyasetinin içinde hem bütün çözüm süreçlerini çok yakından takip eden, çok önemli, ismini tabii ki veremeyeceğim burada, bir Kürt entelektüeli ve siyasetin içinde de olan birisi dedi ki, ya çok altını çizerek hem PKK ile ilişkileri olan, yani örgütü de içinden bilen ama siyasi hareket de içinden bilen birisi olarak dedi ki, ben dedi böyle okumuyorum, Öcalan'ın mektubunu da böyle değerlendirmemek gerekiyor. Ben AK Parti ile bir çözüm süreci olacağını düşünmüyorum. Yeni bir süreç başlıyor ama bu zannettiğimiz gibi eskine tekrarı değil, bambaşka bir süreç ve her şey çok güzel olacak dedi. Yani bu ama onu kullanması İmamoğlu'na verdiği bir atıfta anlamında değil. Hmm. Her şey bambaşka ve Orta Doğu'yu kapsayarak, yani Orta Doğu'da çok şey değişecek ve bundan sonrası başka geliyor. Dolayısıyla AK Parti'nin oradan bir hani durumu görüp pozisyonu vardır der misin? Yani devlet içinde başka bir güç var. Bunlar bir şekilde Öcalan'ı da içine katarak barışa gitmek istiyorlar. Yani başka bir süreci başlatmak istiyorlar ama buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte izlerle yaptığı AKP dahil değil. Yani şu andaki pozisyonda, şu gözüken pozisyonda bu çok makul ve mantıklı bana gelmiyor. Ama tabii Türkiye hani dediğim gibi şu pazar günü seçimlerdeki oy oranlarına çıktığına göre herhangi bir seçim olabilir. Ona göre her şey değişebilir tabii Türkiye. Peki Canan Yıldız'a son olarak şunu sorayım. Ali Kemal Özcan'ınla senin yaptığın bu konuşmadan sonra senin aklında hala kalan cevapsız sorular neler? Yani sorduğun bir gazeteci olarak. Ve ikincisi tabii ki yine bir kere daha tekrarlayalım. Başında söyledik ama belki şimdi takip edenler için. Pazar günü bunun dönüşü nasıl olacak? Ya hala şu soruyu sormak isterim. Daha doğrusu değişmek isterdim. Belki yeniden konuşabilirim. Nasıl oldu da birden Öcalan'ın aklına ya Ali Kemal Özcan diye bir adam vardı, ben bir onunla bir görseydim derdimi en iyi anlatırdı kamuoyuna. O beni en iyi anlayan kişi, ne örgütüm anlıyor, ne avukatlarım anlıyor, ne HDP anlıyor. Ali Kemal Özcan gelsin aşkına nasıl kapıldığını merak ediyorum gerçekten. Ya da bir taraftan da şunu çok merak ediyorum. Çünkü Ali Kemal Özcan'ın, belki onu da unuttum, 2013'te çözüm sürecinde mecliste kurulan çözüm süreci komisyonunda dinlenen isimlerden bir tanesi. Yardımcı doçent o dönem akademik titri öyle. Şimdi Öcalan'ın aklına Ali Kemal Özcan'ın gelmesinin mümkün olabileceğine dair İkna edici yanıtlarım olmadı. Yani alamadım o yanıtları ve bunu değişmek isterdim gerçekten. Bu arada yani biraz konuşmana da şahit olduğum için Ali Kemal, yani kendisinin devlet tarafından kullanıldığını düşünüyor mu? Yani beni istihbarat kullandı. Yani ben kitabımı tanıtmaya gidiyordum, kullanıldım hissinde mi? Ya da evet kullanılmayı ben istedim hissiyatında mı? Nedir? Yok, onu şöyle formüle ediyor. Aslında bir tür bunun normalleştirerek anlattı. Dedi ki, ben çünkü sordum, doğrudan istihbaratla mı görüştünüz dediğimde, dedi ki ben istihbaratla görüşmedim ama benimle istihbarat görüşmüş olabilir. Çünkü ben o kişileri tanımam ve benimle ne zaman görüştüklerini bilmem. Çünkü istihbarat olduğunu bilmiyorum diyor. Ve diyor ki istihbarat örgütleriyle görüşülür. Bu çok normaldir. Onlar da bu vatanın evlatlarıdır. Önemli olan ne yaptıklarıdır. Ne hizmet ettikleridir. Ve ben bunu da Öcalan'ın bir sözüne atfen anlatayım dedi. Öcalan'ın bir sözü varmış. Orada peygamberlerin yaptığı kutsal işler kadar bilim insanları da kutsal işler yaparsa aslında hizmet eder tadında bir, tam mealen söylüyorum, birebir değil. Aslında yaptığı işin kutsal ve önemli olduğunu düşünüyor. Doğru, güzel. Peki şimdi yavaş yavaş toparlayacağız. Bu arada şöyle bir veriyle önümüzde kaldık. Biraz önce senin söylediğin çok önemli. Bu ülkede insanlar KHK ile Barış Bildirisi'ne imza attıkları için işlerinden oldular. Yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Özlük haklarını kaybettiler.
bugün itibariyle herhalde bütün barış akademisyenlerinin hemen iadesi gerekiyor. Bütün haklarıyla birlikte. Çünkü demek ki akademisyenler bu tip girişimlerde bulunabiliyorlarmış, barıştırabiliyorlarmış. İkincisi, demek ki 4 kitabı olan ve PKK üzerine çalışan, Kürt hareketi üzerine çalışan, çözüm sürecine alışan, üzerine çalışan herkes böyle bir başvuruda bulunabilir. Ve bundan sonra yeni bir standart geldi. Devletin de bu görüşmelere izin vermesi gerekecek. Örneğin gazeteciler belki röportaj yapmak isteyecekler. Böyle bir yolun açıldığını anlıyoruz mu acaba? Onu sorayım. Ve tabii ki en önemlisi de çözüm süreci sırasında hatırlarsın. Akil insanlar grubu kurulmuştu ve özellikle AK Parti basından pek çok köşe yazarı, o zamanlar terörist başı değildi onlar için ve kim Öcalan'dan daha iyi görüşecek, aa bu işten ben daha iyi anlarım, sen daha az yazdın, ben daha eskiyim, ben daha yeniyim tartışması yapıyorlardı. Sonra üsluplar başkalaşmıştı. Şimdi bir anda tekrardan bir geri dönüş görüyoruz galiba, değil mi? Nasıl ele alacaklarını da bilemiyorlar anladığım kadarıyla bu süreci. Tabii acı olan, demin de söylediğimiz gibi aslında günlük, anlık ve tırnak içinde partisel, kişisel çıkarlara yönelik olarak Türkiye'nin Kürt sorunu gibi bir sorununu bu işlere, günlük siyasete alet etmeye çalışılması. Yani bu çok ağır bir şey. Hem Türkiye için ağır bir şey, hem Suriye'deki Kürt bölgesi için ağır bir şey. Şimdi bütün biz bunları bırakıp da seçimden iki gün kala Öcalan'ın mektubu, oraya özel götürülen bir akademisyen, üstüne çıkan Barzani'nin buraya gelmesi. Ya bu pakete baktığınız zaman insanın hakikaten hani gazeteciliğin dışında vatandaş olarak bir yüreği sızlıyor. Bu kadar hani günlük, anlık, derinliği bu kadar ağır olan, bu kadar fazla insanın bedel ödediği, akademisyeninden siyasetçisine kadar bir sürecin sadece ve sadece İstanbul seçimlerini alabilmek için ya da bir seçimleri alabilmek için bu kadar masanın üzerine yatırılması benim çok vicdanımı kanıtıyor açıkçası. Yani bunun Türkiye'de herkes, ben kişi olarak barışı çok istiyorum bu ülkede. Barışı da istiyorum, insanların özgür olmasını da istiyorum. Hepimiz istiyoruz. Ama bunlar günlük anlık o için masaya yatırılıyor ve sonra tekrar değişiyor ya, o çok acı şirin faysın. Son olarak şöyle de kapatalım, bir de belki yani sen de eklemek istersin. Sonuçta tabii ki çözüm sürecine dönülmesini herkes ister. Kim istemez ki? Hataları da olsa yine önemli bir süreçti. Bu tip süreçler sekteye uğrar, kesilir, tekrar başlar. Bu başka problemlerde de gördük. Fakat eğer böyle bir Öcalan'ın mektubu üzerinden bir süreç başlatılacaksa ya da böyle bir şeyin yeni kapısı aralanıyorsa, öncelikle devletin, hükümetin bir komisyon kurup Sur'da ne oldu, Cizre'de ne oldu, o dönem hayatını kaybedenler, bunlar için bir komisyon kurulması, hak ihlalleri komisyonu kurulması, süreçler böyle başlamaz mı? Bütün bu süreç, o dönem neler yaşandığını, Kobane düştü düşecek, işte o dönem ne olduğunu bilmiyoruz, yapılan açıklamalar, o kadar patlamalar, bir sürü şey oldu. Bunların hiçbir şeyin açıklaması devlet tarafından yok, soruşturulması yok, gerçekten devam eden soruşturmaların şeffaflığı yok, hiçbir şey yok ve bir gün bir mektupla tekrardan olur mu? Yani Kürtlerin vicdanında olur mu? Bıraktım Kürt siyasetini. Yani bence Kürt sosyolojisi savaştan yorgun ve her an yeni bir barışa açık bir toplum olduğunu düşünüyorum Kürtlerin. Çünkü ölmekten yoruldular bence. O açıdan böylesi bir ihtimale kapı aralayan ama gerçekten de asla 2013-2015 sürecine benzemeyen, çünkü herkes tarihten ders çıkarıyor. Kürtler de tabii tarihten ders çıkarıyorlar. Buna benzemeyen bir ihtimale yeşil ışık yakacaklarına hep inanıyorum gerçekten. Beri taraftan da şu var, şimdi Öcalan'ın bundan bir ya da yani bu son mektubu değil, bir önceki ya da ondan önceki tam şeyini hatırlamıyorum ama Öcalan bir tarih veriyor. Orada diyor ki 30-40 gün içerisinde göreceğiz. Aslında o dönem tam da aslında İstanbul 23 Haziran seçimlerinin bitişine denk geliyor. Ve orada da şöyle bir vurgu vardı gerçekten. Bu barış meselesi çok yani toplumların barış talebiyle çok ilgili ve demokratik çevrelere çok görev düşüyor diye de bir vurgusu vardı. O yüzden aslında İstanbul seçimlerinin sonuçları birçok şeyi belirleyecek diye düşünüyorum. Evet. Peki, söyleyeceğimiz var mı? Yani bu ıslak imzalı kağıt verilmiş, daha doğrusu mektup verilmiş, tedarik edilmiş. Yani avukatlar da tabii şimdi başka bir pozisyonda kaldılar. Neyse, devamını izleyeceğiz herhalde. T24'te iki özel haberimiz var. Biri Candan Yıldız. Bugün niye? Şimdi beni unuttum. Mehmet diye var ya.
Canan Yıldız. Yıllardır birlikte çalıştığımız Canan Yıldız. Mehmet Yılmaz araya denildi. Evet. Canan Yıldız'ın özel haberi çok önemli. Biraz önce de ayrıntılarını aktardık ama okuyabilirsiniz. Diğeri de biraz kulis bilgimizi, kulis bilgisini taşıyan T24'ün özel haberi, haber merkezinin özel haberi. Bu süreç nasıl işledi dün akşamdan, hatta dün sabahtan beri iki özel haberle T24 bu süreci yakından izlemiş oldu. Murat Sabuncu, Candan Yıldız, çok teşekkür ediyorum size de izlediğiniz için.